Mutlu akşamlar. Takvimler 27 Mart 2019 çarşambayı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz, TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız, hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Bültenimize önemli bir ziyaretle başlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'daydı. Bir otelde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle ve muhtarlarla bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ordu'ya geldi. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Dönmez, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Katılımcılara hitaben konuşan Bakan Dönmez, artık ürettiğimiz elektrik tükettiğimizden daha fazla dedi. Elektriğimiz, ürettiğimiz elektrik talebi karşılamaktan uzak. Biz ona şöyle diyoruz teknik olarak, elektrikte az güvenliğimiz yok. Ne demek? Talebi karşılamaktan uzak bir üretimimiz var. Onun için kısıntı kesinti yapmak zorundayız. Günün belli saatlerinde şehirlerin bir kısmını elektriğini kesmek suretiyle bu işi yönetmeye çalışıyoruz. Bugün hamdolsun artık ürettiğimiz elektrik tükettiğimizden daha fazla. İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin bugün Ünye'de gövde gösterisi yaptı deyimlerinde ise. Büyük Ünye mitinginde binlerce vatandaş İdris Naim Şahin'i dinledi. Şahin ise birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Sizleri milliyetçi, Müslüman, cumhuriyetçi bir Türk vatandaşı ordulu olarak en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kucaklıyorum. Ordu sevdasıyla çıktığı yolda durdurak bilmeden ordu halkıyla buluşmaya devam eden İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin Büyük Ünye mitingini gerçekleştirdi. Büyük coşku ve yoğun kalabalıkla karşılanan eski bakan Şahin'in mitinginde dikkat çeken bir detay vardı. O da farklı siyasi partilerin bayraklarının da miting alanında ellerde olmasıydı. Bu da aday Şahin'in her fırsatta dile getirdiği tüm ordunun tüm siyasi partilerin ortak adayıyım söyleminin bir nevi kanıtı oldu. Aynı toprağın çocuklarıyız biz diyen Şahin birlik ve beraberlik vurgusu yaparak kardeşliği işaret etti. Aynı toprağın çocuklarıyız. Aynı ananın evlatlarıyız. Aynı sazın telleriyiz. Aynı ağacın dallarıyız. Şimdi işaret ettiğim aynı çınarın yapraklarıyız. Bu şehrin, bu memleketin dervişiyle sarhoşunu aynı meydana, aynı salona, aynı sofraya oturtacağız. Bunu yaparsak başaracağız diyoruz. Eski Bakan Şahin'in siyasetçilere de bir mesajı vardı. Dünle uğraşma, başkalarıyla uğraşma, seninle uğraşırlarsa da uğraşma, meşgul etme, seni oyalamaya çalışıyorlar, dikkat et diyor. Ve biz diyoruz ki siyaset yapıyorsunuz, seviyeli yapın, sevgiyle yapın. Ve biz diyoruz ki partileriniz sizin dininiz değildir, imanınız değildir. Mezhebiniz değildir. Sizi oyalıyorlar, kavga ettiriyorlar. Ya nedir? Partiler memlekete hizmet etmek için, memleketi huzurlu kılmak için sadece birer adrestir diyor bu çınar. Karalama yapmadan siyaset yaptıklarını vurgulayan Şahin, üreten belediyecilik anlayışıyla da hareket edeceklerini kaydetti. Karalama yapmadan, iftira atmadan yürüttüğümüz bir siyaset bugün de devam ediyor. Yarın daha fazlasıyla devam edecek ve inşallah yarınlarda daha çok iş, daha çok çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz. Üreten bir belediye, huzurlu bir şehir diyoruz. İleri belediyecilik diyoruz. Ben demiyorum, diyoruz. Kiminle diyoruz? İşte beraber diyoruz. Halkın sesi olacağız diyen Şahin 31 Mart'tan sonraki zafere işaret etti. Biz her zaman Veysel Başkan da, bütün belediye başkanları da parti farkı gözetmeksizin halkın haklı taleplerinin sesi olacağız diyoruz. Biz de burada yaşıyoruz. Misafir değiliz, misafir. Börek yemeye gelmedik.
pancar çorbası içmeye geldik. Son olarak eski bakan Şahin 31 Mart yerel seçimler için destek istedi. Birlikte kurduk, birlikte yönetmek için evet mi dedi. Birlikte kurduk, birlikte yönetmek için evet mi? İleri belediyecilik için evet mi? Daha güzel bir ünye için evet mi? Daha büyük bir ordu için evet mi? Adımız ordu, andımız ordu için evet mi? Pusulanın birinci sırasında saadetin kırmızı beyaz ay yıldızına evet mi? Bugünlerde ortaya atılan bir iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP'li Mustafa Adıgüzel'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışından çekileceği konuşuluyor. Peki çekilmeli mi? Vatandaşa sorduk. Verelim. 31 Mart sandık yarışına 4 gün kaldı. Heyecan artarken sahada partiler arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Artık her bir dakika bile çok önemli. Seçmenin kararını etkilemek adına ittifaklarla girilen bu ilk yerel seçimde tablo biraz karışık. Yani kararsız seçmen çok. Bu seçimde neyin ne olacağı belli mi olduğunu bileyim. Vatandaşın da dediği gibi bu seçim sürprizlere gebe, her şey olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllara göre her yönüyle farklı bir seçim atmosferi sürüyor. Seçim sisteminden seçilenlerin doğasına kadar değişen birçok konu başlığı var. Özellikle Büyükşehir Ordu'da Cumhur İttifakı'na karşı Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adeta Halk İttifakı kurdu. Ordu'da yarışta AK Partili aday Hilmi Güler'le Saadet Partili İdris Naim Şahin arasında geçiyor. Adı güzel değil. İdris Naim Şahin gözüküyor rakip olarak şeyin karşısında, Hilmi Güler'in karşısında. AKP ile İdris Naim Şahin arasında geçer. CHP'nin adayı Doktor Mustafa Adıgüzel ise iddialı görünmüyor. Bu gerçeğin hem Adıgüzel hem seçmen hem de CHP genel merkezi farkında. Yani CHP tabanına benim kendi görüşüm. CHP tabanında İdris Naim Şahin'i desteklerse İdris Naim Şahin alabilir. Farklı partilere mensup orduları isminin çatısı altında toplayan Şahin'e olan destek yarışı kızıştırınca taktik savaşları başladı adeta. Ve bir iddia ortaya atıldı. İdris Naim Şahin'e gidebilecek oyların önünü kesmek adına CHP'nin adayı Mustafa Adıgüzel'in AK Parti ile el sıkıştığı konuşuldu kulislerde. Tabii bu akıllarda şüphe doğuruyor. İdris Naim Şahin sonuçta Ordu'da şu anda realiteye göre Ordu'da yarış, seçim yarışı İdris Naim Şahin ile Hilmi Güler arasında geçiyor. Ve favori olan aday da İdris Naim Şahin. Yani Ordu halkı doğal bir ittifak oluşturdu. Yani bu partilerin almış olduğu bir karar değil. Bu partililerin, yani parti seçmenlerinin almış olduğu doğal bir ittifak kararı. Aslında Türkiye'ye de örnek olacak en güzel ittifak diyorum ben buna. Bu Millet İttifakı da değil. Yani Millet İttifakı biliyorsunuz iki partiden oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti resmi olarak ittifak yaptılar. Cumhur İttifakı'nda da iki parti var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi var. Ama İdris Naim Şahin'in etrafında oluşan ittifak 6 partiden oluşuyor. Yani bunun içerisinde AK Parti seçmeni var, MHP seçmeni var, Büyük Birlik Partisi seçmeni var, Saadet Partisi seçmeni var, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de var. Yani Mustafa Adıgüzel aday olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kararlı bir şekilde Büyükşehir'de İdris Naim Şahin'i destekliyoruz. Altınordu'da da işte Birol Bey'i destekliyoruz şeklinde. Bütün görüştüğümüz CHP'li seçmen bunu söylüyor. Yani çoğunluğu, yani büyük çoğunluğu diyelim, bunu söylüyor. Yarışta pota altı görünen bir isim olarak Adıgüzel'in parti genel merkezine rağmen yaptığı söylemler, partisiyle çelişen seçim propagandası da bu iddiaları destekler nitelikte değerlendirildi. Ben CHP'liyim ama ben CHP'ye Altınordu'da vereceğim. Büyükşehir'de İdris Naim ve Şahin'e vereceğim. Çünkü bunların gitmesi gerekiyor bana göre. Benim mesela ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama ben şu anda İdris Naim'i desteklerim. İdris Naim Şahin bu memleketini terörü bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmemesi için çok çabalayan bir adam. Ben CHP'liyim. CHP şöyle diyeyim, kazanacak.
Ama gerçekten İdris Naim Şahin'in de kazanmasını isterim. CHP'li aday Adıgüzel, gizli bir pazarlığın oyuncusu olarak mı sahnedeydi bilinmez ama sokaktan gelen bu sese kulak verip vermeyeceği merak ediliyor. Çekilse ne olur, çekilmese ne olur? Bugünlerde ortaya atılan bir iddiaysa siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi. CHP'li Mustafa Adıgüzel'in yarıştan çekileceği konuşuluyor. Peki çekilmeli mi? Vatandaşa sorduk. Daha çekilmez, artık zaman daraldı. Öyle bir söylenti vardı ama artık çekilmeyeceğini kendisi de söylüyor. Söyledi. Bence çekilmeli. Çekilmeli. Bence çekilmeli. Bence çekilmeli. Neden çekilmeli? Çekilmez çünkü şeyi yok yani. Şansı yok. Ben sana söyleyeyim ama on bana göre İdris Naim Şahin daha şanslı. Vallahi geçen akşam şey dedi, ben dedi kimseye çalışmıyorum dedi. Hatta şey dedi, çekileceğinin falan ima etmişler. Öyle bir şey yok dedi. Son 2-3 günde sürpriz olabilir. Son güne kadar her şey olabilir. Böyle bir tabloda şimdi gözler CHP'li aday Mustafa Adıgüzel'in vereceği karara çevrildi. İmar rantı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş yine bir yolsuzluk iddiasının başrolündeki isim oldu. İddialara göre Engin Tekintaşlı Altınordu Belediyesi'nde kara paranın aklandığı, rüşvetin ve vergi kaçakçılığının adresi haline gelen Altınordu Belediye Spor Kulübü'nün özelleştirilerek belediye ile bağlantısı koparılmak isteniyor. İşte çok konuşulacak o iddialar. Altınordu Belediyesi eski başkanı Engin Tekintaş hakkında bir skandal iddia daha gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Engin Tekintaşlı Altınordu Belediyesi'nde kara paranın aklandığı, hilenin, yolsuzluğun, rüşvetin ve vergi kaçakçılığının adresi oldu Altınordu Belediye Spor Kulübü. Niye ses gitti arkadaşlar? Tüm kirli işler kulüp üzerinden meşru hale getirildi. Özellikle belediye inşaat sektörünü ruhsat konusunda futbol kulübü üzerinden haraca bağladı adeta. Sorumluluğumuz çerçevesinde mi diye sorarsanız, hayır değil. Bu nedenle de koltuk değişimi öncesi, yani 31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala 29 Mart 2019 tarihinde Altınordu Spor Kulübü Genel Kurul'a gidiyor ve belediye ile bağları kopartılıp özelleştiriliyor. Zaten yapılacak genel kurulda formalite, genel kurul üyelerinden imzalar alındı. Ve işlemler çoktan tamamlandı. Sadece cuma günü yapılacak genel kurul toplantısı bekleniyor. Minareyi çalan kılıfını da hazırlar misali. Bu hamleye uydurulan kılıf özrü kabahatinden büyük dedirtecek türden. Toplantıda amaç Ordu Spor'u kurtarmak başlığı altında takımları birleştirmek olarak belirtilecek. Bu iddiaların gölgesinde yangından mal kaçırırcasına yapılan genel kurulsa manidar bulundu. Hiçbir şekilde maddi esaslı çalışmıyoruz. Öyle ki neden seçilecek başkana bırakılmadı, futbol kulübüyle ilgili tasarruf merak ediliyor. Koltuk değişimi öncesi yapılacak genel kurulla amaçlanan ne? Akıllara tek bir şey geliyor. Kirli işlere dair arkada iz bırakmamak adına yapılan temizlik operasyonu. Çünkü spor kulübünün belediye ile bağlantısı kesilince geçmişe dair denetimi de yapılamayacak. Hesap sorulamayacak bir kulüp bırakılmak isteniyor sanki. Kirli işlerinde üstü kapanacak böylece. Engin Tekintaş bu iddialara ne yanıt verecek ya da yanıt verecek mi bilinmez. Ama kamuoyu rahatsız. Cevaplanmayı bekleyen birçok soru var. Sesle mi oynadınız? Ya valla ses teknisyeni önemli. Ordulu 581.352 seçmen 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek. 2172 sandığın kurulacağı Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Ordu'da 581.352 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Ordu'da seçmen sayısı 45.725 arttı.
Ordu'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2197 sandık kurulurken bu seçimlerde 2172 sandık kurulacak. Ordu'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Altınordu. 144.142 kayıtlı seçmenin bulunduğu Altınordu'da 464 sandık kurulacak. Altınordu'dan sonra ikinci sırada 364 sandık ve 93.057 seçmenli Ünye, üçüncü sırada da 298 sandık ve 84.155 seçmenli Fas'a geliyor. 28 sandık ve 7.606 seçmenli en az sandık ve seçmen ise Gülyalı ilçesinde olacak. İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları ise şöyle. Akkuş'ta sandık sayısı 85, seçmen sayısı 18.603. Altınordu'da sandık sayısı 464, seçmen sayısı 144.142. Aybastı'da sandık sayısı 66, seçmen sayısı 17.232. Çamaş'ta sandık sayısı 39, seçmen sayısı 9.776. Çatalpınar'da sandık sayısı 43, seçmen sayısı 11.324. Çaybaşı'nda sandık sayısı 44, seçmen sayısı 10.448. Fatsa'da sandık sayısı 298, seçmen sayısı 84.155. Gölköy'de sandık sayısı 84, seçmen sayısı 23.918. Gülyalı'da sandık sayısı 28, seçmen sayısı 7.606. Gürgentepe'de sandık sayısı 53, seçmen sayısı 14.028. İkizce'de sandık sayısı 58, seçmen sayısı 12.624. Kabadüz'de sandık sayısı 33, seçmen sayısı 8.044. Kabataş'ta sandık sayısı 37, seçmen sayısı 9.324. Korgan'da sandık sayısı 81, seçmen sayısı 22.651. Kumru'da sandık sayısı 91, seçmen sayısı 23.848. Mesudiye'de sandık sayısı 98, seçmen sayısı 20.179. Perşembe'de sandık sayısı 118, seçmen sayısı 28.000. Ulubey'de sandık sayısı 88, seçmen sayısı 22.393. Ünye'de sandık sayısı 364, seçmen sayısı ise 93.057. AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören sahada seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Tören gittiği her yerde projelerini anlatarak sandık yarışına 4 gün kala seçmenden yetki istiyor. Yerel seçimlerde takvim yaprakları teker teker 31 Mart'a doğru ilerliyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin adayları sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yerel seçimlerde kaybedecek bir dakikası dahi olmadan çalışmalarını sürdüren AK Parti Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören seçim gezileri kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde seçmenle buluştu, esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek buluşan ve gönül köprüsünü kurmaya çalışan başkan adayı Tören sıkılmadık el bırakmıyor, seçim gezileri renkli görüntüler oluşturuyor. Elde büyümüştür başkanım. Esnaf ve vatandaş ziyaretleri sonrası rotasını 530 metre yükseklikte bulunan Ordu'nun seyir terası Boztepe'ye çeviren başkan adayı Tören burada Avcı ve Türkeli ailelerinin düzenlediği buluşmaya katıldı. Gençlik yıllarından bu yana Altınordu'nun sokaklarında, caddelerinde anılarının olduğunu söyledi Tören, adaylık sürecini anlattı. Hangi masaya baksa esasen tanıdık yüzler, tanıdık gözler. Bu şehir gençliğimin ufkunu sığdıramayacağım kadar büyük ama bu şehir her salamı tanıyacak kadar küçük bir şehir. Kısmet oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle. Altınordu Belediye Başkan adayı olarak bugün huzurlarınızdayım. Başkan adayı Tören, biz insana hizmet ve hürmet eden bir Altınordu inşa edeceğiz dedi. Gönül belediyeciliğinin temellerini 1 Nisan'dan itibaren atacaklarını söyledi. Şehre mahsus irfan, herkes için adil imkan hedefiyle Altınordu'yu gönül belediyeciliğiyle tanıştırmak ve geleceğe taşımak için yola revan olduk. Gönül belediyeciliğini şehrimizde şöyle kodladık. İnsana hizmet ve hürmet eden bir şehir. Trafik kazasıyla devam ediyoruz. Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ahmet Geyik yönetimindeki otomobil Gölevi Mahallesi'ndeki Ünye Sahil yolunda Yaşar Taflan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Taflan'ın kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Mustafa Kaya yönetimindeki otomobile, bu otomobil ise Emine Öztürk idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücüler Taflan, Kaya ve Öztürk ile otomobildeki Derya Demirel 112 acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz da sahada seçmenle buluşmaya devam ediyor. Yılmaz bugünkü seçim çalışmaları kapsamında özellikle kadınlara yönelik projelerini anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz 31 Mart mahalli idare seçimlerine çok az bir süre kala esnaf ve halk ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Yılmaz bugünkü ziyaretlerini Eski Pazar, Karacı Ömer ve Dedeli mahallelerinde devam etti. Karacı Ömer ve Dedeli mahallelerinde esnaflarla bir araya gelen Yılmaz, Eski Pazar'da ise mahalle sakinlerini ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında esnafların sorunlarını dinleyen ve not alan Birol Yılmaz, 1 Nisan'dan sonra tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. Ardından Eski Pazar mahallesine geçen Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz, aracı ile seyir halindeyken aracı durduruldu. Sonrasında ise kahve ikram edilerek sohbet edildi. Bizim de kahve ikramımız. Mahallede hanımlar tarafından ilgiyle karşılanan Birol Yılmaz, 1 Nisan'dan sonra Altınordu'da kadınlarımız daha aktif rol oynayacaklar ve daha mutlu olacaklar. Onlar için birbirinden değerli projelerimiz var. Örneğin bir tanesi Küçük Ev Çocuk Gündüz Bakım Evi. Bu proje çalışan ya da çalışmak isteyen anneler için çok önemli. Çocuklarını emanet edecek yer bulamayan anneler iş hayatına katılmakta zorluk çekiyor. Bazıları ise bu sebeple mevcut işine devam etmekte zorlanıyor. Bir kısmı da işini bırakmak zorunda kalıyor. Biz de çalışan dar gelirli ailelerimizin çocuklarına sahip çıkacağız. Gündüz onların yerine çocuklarına biz bakacağız ve kadınlarımız çalışarak ailelerinin ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bir olacağız, birlik olacağız, kadınlarımızın istihdamı kolaylaşacak, Altınordu kazanacak açıklamasını yaptı. Sandık yarışı sürerken Büyük Birlik Partisi Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Cemalettin Köprü'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mevcut belediye başkanını eleştirdi. Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Makaslar aldıkça haliyle siyasi parti adayları da sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. O isimlerden biri de Büyük Birlik Partisi Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Cemalettin Köprü. İddialı adayların bulunduğu parti olan Büyük Birlik Partisi'nin Çatalpınar adayı olarak halkta büyük karşılık bulan Köprü, Çatalpınar'da yapmış olduğu mitingde mevcut belediye başkanına seslendi. Ben halkın sesiyim dedi. Çatalpınar Belediyesi'nin 23 tane mahalleye kendi öz kaynaklarıyla bakın bir beton ihalesi yapıldı. Beton yol ihalesi. Bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Çünkü 5 yılda da bu kadar. Yani 13 trilyon lira borcu var benim belediğimin. 13 trilyondan 3 trilyondan 4 trilyondan da bu insanların ayağına beton yolu yapacaksın. Soruyorum her gittiğim yerde. Sayın Türe, Çatalpınar Belediyesi'nin borcu kaç liradır? Anlatmıyor dermiş ki ya. Müfettiş misin sen ya? Ne yapacağım ben? Ya müfettişlerim sorar demiş. Evet ben müfettişim, müfettiş. Ben Çatalpınar'ın müfettişim. Halkımın adına soruyorum, vatandaş adına soruyorum sana. Sen bunu açıklamak zorundasın. Ben belediyeyi 7 trilyon lira borçlu aldım diyorsun. Yalan konuşuyorsun. Gel, gel yanıma bak biz kardeşiz. Bu halka açıklamıyorum. Sen basın açıklaması yaptın belediyeyi devraldığında ben orada senin memurundum.
31 Mart yerel seçimler kapsamında deyim yerinde ise sıkılmadık, el çalınmadık kapı bırakmayan aday Köprü halkına hitap etti. Ben size hizmet etmeye geliyorum, onun için buradayım dedi. Seçim çalışması yapıyoruz, köy köy dolaşıyoruz, mahalle mahalle, ev ev. Ben diyorum ki ya Samanlıkları da geziyorum, ben evden de bulamazsam. Halkımın elini tutuyorum, elini sıkıyorum. Girilmedik ev, girilmedik Samanlık, girilmedik Pündükler arıyorum, ben sizi arıyorum ya. Ben sizin adınıza geliyorum buraya. Ben size efelenmeye, agalanmaya, dayılanmaya gelmiyorum. Ben ve ekibim de sizlere hizmetkar olmaya, hizmet etmeye geliyorum Allah'ınızı diye. Fındık'ta don riski başladı Mart ayıyla birlikte. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'da üreticileri don riskine karşı uyararak bahçelerinde dumanlama yöntemi uygulamaları yapmaları gerektiğini söyledi. Ordu'da bugünlerde bir zirai don olayının yaşanacağı bilgisini aldık. Türkiye'de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta son yıllarda zirai don, külleme gibi çeşitli hastalıkların çoğalmasıyla rekoltede azalma başladı. Dünya fındık üretiminin %78, ihracatınsa %76'sını elinde bulunduran Türkiye, yıllık ortalama 450 bin ile 600 bin ton arasında fındık üretiyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, yüksek rakımlı bölgelerde kuvvetli don riski bulunduğunu belirterek meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması için üreticileri uyardı. Bugün ve hafta sonuna kadar ordunun özellikle orta ve yüksek kesimlerinde zirai don olayı yaşanacaktır. Üreticilerimizin havanın değerlerine bakarak bahçelerinde gerekli önlemleri almalarını buradan talep ediyoruz. Üreticilerimiz fındık bahçelerinde gerek yerel yöntemlerle, yani bu lastik yakmadır, saman yakmadır, kapsül yakmadır gibi yöntemlerle don olayına karşı bir önlem alabilirler. Veya yeni çıkan teknolojik aletlerle beraber dumanlama sistemi, yağmurlama sistemi gibi aletlerle de üreticilerin dona karşı, zirai dona karşı bir önlem alması gerektiği düşüncesindeyiz. Öte yandan Akça, çiftçi kayıt sistemi başvurularının 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldığını da söyledi. 2018 ÇKS kayıtlarını yaptıramayan üreticilerimizin ÇKS kayıtlarını 15 Haziran 2019'a kadar yenileyebilecekleri bilgisi ulaştı. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Burada 2500 tane üreticimiz ve çiftçimiz mağdur durumda Ordu ilinde. Dolayısıyla buradan bu mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin bir an önce tarım il müdürlüklerine başvurarak veya tarım ilçe müdürlüklerine başvurarak ÇKS kayıtlarının yapılması ve alan bazlı desteğin alınmasını buradan üreticilerimize duyurmak istiyoruz. Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Perşembe Belediye Başkanı adayı Mustafa Saim Tandoğan da ziyaretlerini sürdürüyor. Mahalle mahalle gezen Tandoğan'ın bugünkü durağı Yumurtaş'tı. Geri sayım başladı. Seçim heyecanı giderek artıyor. Siyasiler son günlerini iyi değerlendirmek için gece gündüz mesai veriyor. O isimlerden biri de AK Parti Perşembe Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayım Tandoğan. Tandoğan ev ev kapı kapı geziyor, seçmenle buluşuyor, destek istiyor. Bu kapsamda Yumrutaş Mahallesi'ne giden Tandoğan davul zurna eşliğinde karşılandı. Yumrutaş Mahallesi'nde gece mitingi düzenleyen Tandoğan, bu seçimde desteğinizi esirgemeyeceğinizden hiçbir şüphem yok dedi. İşte Yumrutaş, işte Tandoğan! İşte Yumrutaş, işte Tandoğan! Bunu benden seçeceğiz, duyamayacaksınız. Bu benim işim değil. Ben bu işe bakmıyorum. Bu gibi lafları benden hiçbir zaman duymayacaksınız. Sizin bütün derdiniz benim derdim. Bütün sorununuz benim sorunum. Ben sizin bütün dertlerinizle dertleneceğim.
torunlarımızla ilgileneceğim. Yani belediye başkanlığını alnımın hakkıyla yapacağım. Bu farkı da göreceksiniz. Sadece bana güvenmenizi istiyorum bu konuda. Kesin geç, hiçbir işi ötelemeyeceğim. Hiçbir iş benim işim değildir demeyeceğim. Çünkü ben bu şehirde seçilmiş en yüksek insanım. Bu ilçede seçilmiş bir siyasi otoriteyim. Onun için bütün dertleriniz benim derdim olacak. Yumrutaş Mahallesi halkından destek sözü alan Başkan Adayı Tan Doğan da hizmet sözü vererek eşit hizmet getireceğiz dedi. Sizden rica ediyorum. Yumrutaş'ı sandığını topyekun istiyorum. Çünkü bizi devamlı her zaman AK Parti'yi Yumrutaş desteklemiştir. Bunun için bir kez daha destek istiyorum. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan ordunun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat Satış Ofisi'nde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. AK Parti üye belediye başkan adayı Hüseyin Tavlı da sahada seçmenle buluşmaya devam ediyor. Tavlı Pelitli Yatak Mahallesi'nde üyelilerle bir araya geldi. Kendisini dinleyen kalabalığa mahallenin tüm sorunlarını çözeceğinin sözünü verdi. AK Parti üye belediye başkan adayı Hüseyin Tavlı seçim çalışmaları kapsamında Pelitli Yatak Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan adayı Tavlı, Pelitli Yatak'ın sorunlarını bildiğini ifade ederek göreve geldiğinde ilk iş olarak mahallenin ana yolunu sıcak asfalta kavuşturacağını ve mahallenin bütün sorunlarını bildiğini, çözümün ise kendisinde olduğunu söyledi. Eğer üyede bizleri, Büyükşehir'de Sayın Doktor Mehmet Hülmü Güler'i sandıktan güçlü çıkarttığınız takdirdeki ilk işimi, size söz veriyorum, buraya asfaltın başlaması olacağını. Pelitli Yataklılardan 31 Mart seçimlerinde destek istedi Tavlı. Pelitli Yatak'tan, Hüye'den Ordu'ya güçlü bir mesaj verelim. Ordu'dan Ankara'ya da güçlü bir mesaj verelim ki bu hizmetler aynı şekilde daha da artarak devam etsin inşallah. Hükümetin tarıma desteğinin devam ettiğini ifade eden Tavlı, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin de 22 Mart'ta başladığını tekrar hatırlattı. Şu anda ayın 22'si itibariyle alan bazlı gelir destekleri çiftçilerimizin hesabına yatmış, gübresini, ilacını almasını temin etmek için aynı zamanda tarım üreticilerimiz desteklenmiş durumdadır. Öte yandan AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, Yenikent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyareti sırasında yaşlı vatandaşların evlerine giden ve hayır duasını alan Tavlı, yaşlı vatandaşların başlarının tacı olduğunu söyledi. Pırıl pırıl parlattırsın sizi. Amin ya. Allah çocuğunuzu yere getirmesin. Muradınız var ise versin. Tuttuklarınızı altında tutun. Allah uzun ömür versin. Allah Türkiye'mizin yüzünü güldürsün. Türkiye ileri geldi mi işte bir yerler. Aynen öyle. Ama Allah'a emanet olsun daim. Allah yardımcı olsun. Amin. Amin.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliklerde denetlemede bulunmak üzere orduya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Sedar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve Ordu İli Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer'le birlikte Ordu Valiliğine gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik binası önünde Ordu Valisi Settar Yavuz tarafından karşılandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i valilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Valisi Settar Yavuz, "Jandarma Genel Komutanımız, Sayın Çetin Paşamız bugün ilimize geldiler ve valiliğimizi ziyarette bulundular. Kendisine ziyaretleri vesilesiyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Vali Settar Yavuz'la birlikte bir süre sohbet eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Komutanlığımıza bağlı birliklerle denetlemede bulunmak amacıyla bugün Ordu ilimizdeyiz. Bu kapsamda Sayın Valimize de ziyarette bulunmak istedik. Kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Yerel seçim yarışı kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin. Şahin, Işıktepe, Döşek ve Dışkaya mahallelerinde seçmenle buluştu. Yerel seçimlere 4 kala siyasi partilerin belediye başkan adayları sahada ciddi bir efor sarf ediyor. Bu isimlerden biri olan AK Parti, Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin, seçim gezilerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda belediye başkan adayı Yaşar Şahin, Gürgentepe'de, Işıktepe, Döşek ve Dışkaya mahallelerinde seçmenle buluştu. Yoğun araç konvoyu ile mahalleleri ziyaret eden başkan adayı Şahin, seçmenlerden destek istedi, İlçenin sorunlarına çözüm getireceklerini ifade etti. Güzel bir aydınlatma yapmak istiyoruz. İki, buranın altyapı sorununu ve su sorununu çözmek istiyoruz. Üç, kaldırımlarını buradan güzel bir şekilde, medeni bir şekilde kaldırımlarını da kullanın diye Allah'ın izniyle AK Parti Cumhur İttifakı olarak, bu memleketin hükümeti olarak, yabancı bir hükümet değil bu. Bu memleketin hükümeti, bizim hükümetimiz. Mahalle ziyaretleri sırasında ev gezileri de gerçekleştiren Şahin, Gürgentepe'de birlik ve beraberlik mesajını verdi. Atalarımızın güzel bir lafı var ya, dosta düşmana karşı. Dosta düşmana karşı Allah nasip ederse buradan bir full çıkalım, sandıkları bir patlatalım. İnşallah. Ondan sonra İnşallah. Dostluğun, ekmeğin, kardeşliğin ne işe yaradığını, ne işe yarayacağını, hatır gönül saymanın ne demek olduğunu gerçekten herkes görsün istiyorum. Döşek mahallemizin bunu göstereceğine de inanıyorum Allah'ın izniyle. Birbirimize yağ yapmak, laf dolaştırmanın anlamı da yok, gereği de yok. Biz birbirimizi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Gürgentepe Belediye Başkan adayı İsa Yazıcı da sahada temposunu düşürmeden mesaiye devam ediyor. Yazıcı, daha yaşanılabilir bir Gürgentepe için çalışacaklarını söylüyor. Yerel seçimlerde son 4 gün sayılıyor. Seçimlere çok az bir süre kala siyasi partilerin adayları sahada seçim gezilerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Gürgentepe Belediye Başkan adayı İsa Yazıcı, seçim noktası Gürgentepe'de saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan adayı İsa Yazıcı, gittiği her mahallede büyük ilgiyle karşılanıyor. Mahalle toplantıları, deyim yerinde ise mitinge dönüşen Yazıcı, mahalle muhtarları ve adaylarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Muhtarlarla toplantıya katılan başkan adayı İsa Yazıcı sonrasında mahalle gezilerini sürdürdü. Tikenlice, Işıktepe ve Akören mahallelerini gezdi, seçmenlerden destek istedi. Mahalle ziyaretlerinde halkın ilgisiyle karşılanan başkan adayı İsa Yazıcı, "Çaresi yok, Gürgentepe şahlanacak." dedi. İnşallah ben de sizlere mahcup olmayacağım. İnşallah sizlerle birlikte 23 mahallemizi de kapsayan çok büyük bir Gürgentepe yolculuğunu güzel bir başarı hikayesiyle birlikte alnımızın akıyla pazar günü inşallah bu şerefe hep birlikte dahil olacağız.
Gürgentepe'de birlik ve beraberlik vurgusunu her fırsatta yapan Cumhuriyet Halk Partisi, Gürgentepe Belediye Başkan Adayı İsa Yazıcı, gezileri sırasında renkli görüntülere de imza atıyor. Burada durumlar nasıl? Burada durumlar sen gördün. İyi, iyi. 31 Mart yerel seçim yarışının Ordu'daki en genç adayı Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe. O da kendi mahallesindeydi. Bugün doğup büyüdüğü Taşlıçay Mahallesi'nde seçmenle buluştu. Yerel seçimlere son 4 kala siyasi partilerin adayları sahada yoğun tempoda seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Ordu'nun en genç belediye başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe. Mahalle ziyaretleri sonrası doğup büyüdüğü mahalle olan Taşlıçay Mahallesi'ne de geldi. Tepe'yi burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Gecenin karanlığını meşaleler, sessizliğini ise sloganlar bozdu. Ne oluyor lan? Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan başkan adayı Ulaş Tepe'yi mahalle sakinleri deyim yerindeyse bağrına bastı. Kalabalık vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Tepe'ye mahalle sakinleri tam destek verdi. Yaklaşık 500 farklı branşta kurs veren Ordu Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kursları ailelere çocuk yetiştirmede temel beceriler konusunda eğitim veriyor. Şimdi ekran ve bunun çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanı verimli kullanıp sosyalleşmesine ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik eğitim veren Ormek ailelere de kurs veriyor. 7 oturumda tamamlanacak olan eğitim 11 konu başlığı altında ele alınıyor. Her yaştan kursiyerin katıldığı çocuk yetiştirmede temel beceriler kursunda bilgisayarın, televizyonun ve telefonun çocuklar üzerindeki olumlu, olumsuz etkileri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. 0-18 yaş içerisindeki gelişim dönemi özelliklerinden yine bahsediyoruz. İşte çocuk yetiştirmedeki güncel konular ne? Mesela bilgisayar oyunlarının çocuk üzerindeki etkilerinden ya da ekranın çocuk üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. 0-18 yaş içerisindeki gelişim dönemi çocuklarında davranış problemleri ve bunlarla başa çıkma yöntemlerinin yanı sıra çocuk yetiştirmedeki güncel konuların da ele alındığı kursta aile içi iletişimin de yollarına değiniliyor. Her yaştan katılımcının bulunduğu kurs çocuk gelişimine de katkı sağlamasının yanında yetişkinler arası iletişimde de kursiyerlerin gelişimine yardımcı oluyor. Her yaşta insanın öğrenmeye açık olması gerekiyor. Hani bu çocuk psikolojisi açısından faydalı olacağını düşünerek geldim ben bu kursa. Torunlarım var ama sadece çocuklar için değil, burada öğrendiklerimizin büyüklerle de iletişimde kullandığımızda çok daha faydalı olduğunu, çok daha sağlıklı iletişim kurulduğunu gördüm. Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun'un hastane koridorlarında sergilenen karikatürleri ilgi görüyor. Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun'un tıp bayramı dolayısıyla 14 Mart'ta açtığı Tıp Tarihinde Türk ve Müslümanların Ayak İzleri adlı karikatür sergisi 1 Nisan'a kadar gezilebilecek. Türkiye'de, ülkemizde tıp bayramının kuruluşunun, kutlanışının 100. yılına denk gelmesi nedeniyle bu sergiyi açma gereği duydum. Özellikle tıp bayramının nereden kaynaklandığını sergide vurguladım. Daha sonra sergide tıp tarihine ilişkin özellikle tıbbın sembolleri olan yılan ve diğer sembollerinin nereden kaynaklandığını da bu karikatür sergisinde belirtmeye çalıştım. Ve en sonunda da Müslüman ve Türk tıp alimlerinin tıp tarihine muazzam bir katkıları olduğunu gördüm. Bunları da yine tıp sergimde, bu karikatür sergimde açmaya, özellikle belirtmeye çalıştım. Coşkun yaptığı açıklamada ortaokul yıllarından bu yana karikatürle ilgilendiğini ve bugüne kadar 11 sergi açtığını söyledi. Hastane koridorunda açtığı sergide insanları güldürmenin yanı sıra bilgiye sevk etmeyi amaçladığını da belirten Coşkun şöyle devam etti. Benim amacım karikatürün insanı çok güldürmesinden ziyade bilgiye sevk etmesi ve bilgiyi okumayı sevmeyen, genelde insanımız okumayı sevmiyor, okumayı sevmeyen insanımıza bir çizgiyle, bir karikatürle, bir şekille veya figürle bu bilgiyi kısaca verebilmek ve hafızalarında kalıcı kalmasını sağlayabilmektir.
Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.